taraftarın yükünü alsaydı, biraz daha rahatlatsaydı takımı, ama bunu da yapabileceği bir durumda değil. Çünkü zaten takım bir arada tutan en önemli faktörü. 1,5 yıl takımı bu noktaya getirmiş adamı, sen zaten başarı senin mi kardeşim? Zaten Liverpool'u, biz Liverpool'uz bu ligin, ama ki gösteriyorsun da. Ama Ünal Karaman sen bizi aşağı çekiyorsun deyip gönderdiğin için bunlar oldu. O yüzden onu demeye de hakkın yok. Aslında ya bu takım bir nebze, bak bir nebze rahat bırakılabilseydi, bunu taraftar açısından demiyorum, yönetim rahat bıraksaydı bu takımı, zaten kendi kendine olacaktı. Bu öyle bir sezon ki ya, şey oluyor, Şampiyonlar Ligi yarışı var, Galatasaray kendi kendine 8 hafta üstte kazanamıyor. Fenerbahçe hiç yoktan Avrupa fırsatı geliyor. Fenerbahçe de kaybediyor kendini. Onlar da istemeyiz diyor. Beşiktaş işte içlerinde bir nebze iyi olan takım, ama onlar da karar alıcı haftada puan kaybettiler, yenildiler. Sivas öyle 2-1 geri. Hani Sivas'ı ayırıyorum ya. Şimdi doğal onlar şampiyonluk adayları, doğal şampiyonluk adayları bunlar. Ya hiçbiri yok ya, Trabzon için at koştur ya şu an. At koştur yani. Daha bomboş. Uygun nasıl bir lig olabilir yani? Ya bir zahmet de Başakşehir'le yarışabilir. Trabzon Başakşehir'den ya 500 kat büyük takım abi. Yani şey olarak da, imkan olarak da daha yüksek. Bakma. Yani oyuncu ikna edebilme kapasitesi vesaire. Ne olursa olsun bir oyuncular da o coşku hissediyorlar. Yani kadro kalitesinde de çok doğru yönlendirsen bu takım zaten yani evet. 10 kere oynasın 7-8 kere şampiyon olması lazım. Şu sezon gidişatı babında söylüyorum. İşte herkes kendi açıdan başka şeyler söyleyebilir. Galatasaray bambaşka bir şey söyleyebilir. İşte Beşiktaş başka bir şey söyleyebilir. Sivas başka bir şey söyleyebilir. Ama bütün şartlar Trabzon'un şampiyonluğu için uygundu. Abi çok uygundu. Evet. Her şey çok iyi gelişti, ama bu şartlar geliştikten sonra da yani rakibin 3 hafta kala 4 diyor abi ya. 4 diyor, daha devre, ne yapabilirsin? Devre arasına giriyorsun, 3-1 maç, sen 1-0 öndesin. O soyunma odasını çok merak ediyorum. Abi, hani ne konuşuldu? Hani gerçekten orada Hüseyin Hoca'nın konuşmasını, oyuncuların konuşmasını, Sosa devreye girip şey yaptı mı? Ya hadi beyler bak haber geldi 3-1, biz 1-0 öndeyiz. Hadi 2 yapalım, maçı bitirelim. 2'yi yapamadı Trabzon. 2 yapsa Denizli dağılacaktı. Abi Alaaddin, yapamadı. Bak, Alaaddin'in sihirli lambasını getir buraya, tamam mı? Ver işte Hüseyin Hoca'ya, Sosa'ya falan. Önce Konya'nın 4 atmasını falan ister. Tabii. Ki hani radikal bir şey, kimsenin beklediği bir şey değil. Oldu abi. Maçta öne geçelim dersin. Oldu. Ya ve sen, erken öne geçtin. Ya daha ve devreye önde girmişsin. Evet. Daha da yani 1-0 da 44'te 1-1 olur. Hı-hı. Baskı hissedersin. Tabii canım. Ya her şey kontrolün altında. Yani ama şunu söyleyeyim ya, ben teknik hatalar da kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Ama abi, bu takımın psikolojisi yok edilmiş. Bu takım yok olmuş abi. Bu takım eli ayağı titriyor. Bu takım 1-0 olduğu zaman ne yapacağız diye şey yapıyor. Sosa'nın çıkması çok eleştirildi. Burada da takıma hakim olan bir teknik adam lazım. Sen yani kusura bakılmasın, bu şey gibi, ceketi assak seçilir psikolojisi gibi yani. Ceketi assak şampiyon olur bu takım. Psikolojisiyle hareket edersen öyle olmuyormuş. Olmuyor abi. Olmuyor yani. Ceketli olmuyor iş. Çünkü Hüseyin Hoca'nın maç önü maç sonu açıklamalarına bak. Bu maç üzerinde söylemiyorum. Abi adam yani ya 30 saniye 1 dakika falan dinliyorsun. Ya adamın onu kaldıramadığı o kadar belli ki. Ya çok çok ağır bir şey yükün altında. Hı-hı. Bu yükü de daha da ağırlaştırmak için yönetim elinden geleni yapıyor. Ve hani başarıyı paylaşamıyorlar dedim ya. Paylaşmayacakları bir başarıları var. Bu takımı şampiyonluktan ettiler. Tebrik ederim. Bu da büyük başarı. Ya bu inanılmaz bir başarı. Yani evet, şöyle bir ortamda Galatasaray'ın 8 maç üst üste yani yok olduğu bir ortamda. Fenerbahçe'nin tarihin en kötü sezonlarından birini geçirdiği bir ortamda. Beşiktaş'ın çok gerilerde kaldığı bir ortamda. Her şey elindeyken böyle hani ucundan tutma da değil. Şöyleydi ya. Şöyle bir ortamda. Tabii canım. Ya bu şeye de benzemiyor Uğur. 96'da yani. Van maçı vardı. Erkan'ın 1-0 attığı golle, Erkan'ın attığı golle Van'ın 1-0 kazandığı sezon. Fenerbahçe maçı hep hatırlanır ama Avnaker'de bir Van maçı var. Tabii ki. Trabzon'un 20 tane gol kaçırdığı. Şimdi bu öyle o, bir maç da değil. Onda şampiyonun kaçan Van maçıydı bence. Evet abi. Evet. Bu öyle bir şey de değil. Yani mucize yok ortada. Denizli maçında öyle tam 2 direkten döndü de Trabzon'un oyunu da güçlü değildi. 1-0'dan 2-1'e nasıl geldi? Tabii. Kendi zorla getirdi. Onu diyorum yani, bu yıllar sonra anlatılacak, hani 96'da Trabzon iyi oynadığı bir sezonu kaybetti. Çok kötü oynadı 90 dakikalarla, ama bu öyle değil. Bu daha başka bir şey. %100 haklısın. Son 5 maça bak. Kazandığın tek maç Galatasaray maçı. Onda da rakip 10 kişi kalmış 30. Evet. dakikada. Üstüne bir de penaltı olmuş.
Bir tane de penaltı şey yapmış. Yani 1-0 da öyle. Çok geniş bu. Analizi yapılmalı bence. Ya bir maçı kazanmışsın, o da mucize koşullar yan yana gelince. Ya tamam, rakip çok daha büyük diğerlerinden ama önemli değil yani. Tabii. Sen bütün maçlarda işte Antalya maçı. Antalya maçı hücum oyuncusu yok ya Antalya'da. 6 eksikle falan geldi. Bir şey açısından söylüyorum bunu. Ya Antalya'nın iyi savunma yapması beni hiç şaşırtmadı. Çünkü Başakşehir'e de kanırtmıştı. İnanılmaz iyi savunma yapan bir takım. Beğeniyorum. Formda da zaten. Evet. Ama abi yani 4 hücumcusunun 3'ü yok. Ya bir tane, o da 4. oyuncusu falan var yani. Hatta Trabzon maçında o da yoktu. Yahoviç de yoktu yanlış hatırlamıyorum. Bu maçta şey vardı. Tabii tabii, Yahoviç de yoktu. Ya kenardan Yekta girdi. Ya Yekta gitti. Yekta'dan yedin abi. Şey gibi, David Silva gibi gol attı ya Yekta. Ya çok acayip. Mesela ya her maçı düşünüyorum. Her maç öne geçmiş abi Trabzon. Böyle bir şey olabilir mi ya? Galiba 26 puan kayıp yanlış hatırlamıyorsam. 24 mü? Yani 24, 25, 26 o civar ama abi, çok fazla yani. Bak bu istatistiği ver. Bu istatistik ne oldu diye. Bunun küme düşme istatistiği bu. Ya küme düşen bir takımda bunu görürsün. Ya bunların çok iyi araştırılması ve önümüzdeki sezon Hüseyin Hoca ile devam edilir mi bilmiyorum ama bu psikolojinin çok iyi değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum analiz yapılarak. Haftaya bırakır göreve. Ki dün sanırım zaten televizyonda izledim. Ben gerekirse istifa edeyim gibi bir şey de olmuş Hüseyin Hoca'dan. Hatta eleştiri de aldı bu tavır. Çünkü daha matematiksel olarak bitmedi. Mesela yani, dün kazansaydı, Başakşehir'de kazansaydı hiç böyle psikolojisi olmayacaktı. Tabii. Yani dünkü oyun, eleştiriler. Kağıt üstünde aynı yani. Başakşehir demişken biraz Başakşehir'den de bahsedelim istersen Uğur. Çünkü Başakşehir'de Trabzon için söylediklerimizin bu hafta hariç tam tersi bir tablo ortaya koydu. Hem yönetim bazında bir tartışmaya girmedi, kavgaya girmedi. Oyun içinde güçlü bir oyun gösterdi bize. 4-7 ama ayaktaydı. Tabii Konya maçı hariç. Yani Konya maçında öne geçmesine rağmen Başakşehir de dağıldı. Ben daha çok o maçı izledim zaten. Genel olarak hani Başakşehir'in duruşu şampiyonluk yolunda biraz daha sakin ve biraz daha hedefe uygun gibi geliyor bana. Ne dersin? Katılıyorum. Artık oyuncular da bu yarışta yıllardır var. Tecrübelendiler. Bu oyuncu kadrosu olabilecek en büyük hataları da yaptı. Ama burada yani hem kazanmayı bilen bir teknik adam var. Kariyeri boyunca büyük takımlarda oynamış, başarılar elde etmiş. Hem agresif olmayı hem sakin olmayı bilen. Okan Buruk mesela sağ içinde, oyun içinde hani aktif, enerjik. Hakem itirazını falan da yapabilen ki bence Süper Lig'de olması gereken bir şey bu. Ama aynı zamanda da çok sakin, işin taktiğine, tekniğine çok hakim. Konuşurken mesela analizini yapabilen aynı zamanda. Yani son derece zaten iyi de bir kişilik, düzgün bir kişilik. Ben Okan Buruk'la muhatap olup da hani başka türlü düşünen de görmedim. Takıma hakim, oyuncuları da inandırmış kendine. İşte teknik adam farkı da böyle oluyor. Yani teknik adamı başarının önünde bir engelmiş gibi. Yani biz yapıyoruz da bu yapamıyor düşüncesinin ne kadar şey oldu mesela. Okan Buruk Trabzonspor'da sezona başlasa orada başarılı olamazdı. Çünkü şey yani uygun önemli olan mantaliteyi değiştirebilmek. Evet. Bir de orada Göksel Gümüşler olan dostluğu çok eski yıllara dayanıyor. Ya hem öyle hem çok rahat gerçekten. Çok rahat bir ortamda. Doğal olarak da başarıya da götürmesi de bu hem vasıflı hem de iletişimi kuvvetli hem de dediğin gibi aynı zamanda onunla çatışmayan bir yönetim figürü var. Arkada durmaktan yüksünmeyen. Ya başarı elde ettiğin zaman zaten sana büyük başkan diye bağırırlar yani. İstemesen de bağırırlar abi. Aynen öyle. Bunu hani beklemek lazım. Yani başarı geldikten sonra payeni zaten alırsın. Zaten o takımı sen kurdun ama ya burada Trabzonspor'un düştüğü duruma hakikaten üzülüyorum. Belki Trabzonspor taraftarları sezon içinde tabii gelgitler yaşıyorlar, çok normal. Taraftar onlar, yani rasyonel olmak zorunda değiller. Ama çok samimiyetle söylüyorum, bu takımın şampiyon olmasını hakikaten istiyordum. Olabileceğini düşünmüyorum artık ama ya gerçekten yazık edildi. Çok yazık edildi bu takıma. Yani bu takımdan şampiyon olup bambaşka yerlere ulaşabilecek oyuncular var. Gelen parayla ki düşük bütçeyle iyi çevirmeyi de bilen bir takım Trabzonspor bambaşka bir yapı kurabilirdi. Gerçekten önümüzdeki 3 yılın favorisi olabilecek bir konuma gelebilirdi Şampiyonlar Ligi parasıyla. Ya inanılmaz hatalar ya, akıl tutulması. Başakşehir'i de tebrik ederim. Dediğim gibi geçen yıla göre tabii ciddi de bir fark var.
Çok sağlam bir savunma oyuncuları var bu sene. Geçen yıl Epriano Mart ayında sakatlanmıştı ve Başakşehir'in düşüşü o zaman başlamıştı. Herkes unutuyor sadece aynen. Şeydir. Mahmut stopere çekilmişti. Bir de Abdullah Avcı'nın Robinho ısrarı çok... Da Costa Ocak ayına satılmıştı. Evet. Şu an ki direkten de döndü topu. Trabzonspor'u da aslında ayakta tutmaya yönelik de bir gerçekten bir çabası oldu Da Costa'nın. Ya geçen sene savunması hattı bozulmuştu. Ön tarafta da Abdullah Hoca'nın birkaç hatası oldu. İşte Robinho yönde deneme, ısrar etme. Deneme değil de. Bayağı yani B planını hiç geçmedi. Oyun içinde mesela dakika 90'da hala pas yapıyordu. Dembabalar, Adebayorlar kaynıyorken tabii, takımda. Tabii. Onu Abdullah Hoca hep söyler, pişman o konuda zaten. Ama esas sorun bence stoperlerde. Şimdi bakıyorsun abi, Epriano var, Şikertel var. Çok iyi Ponk var. Ponk da çok iyi katkı verdi. Gerçekten Krişi, Mehmet Topal var. Bak, Mehmet Topal geçen sene yoktu, o da stoperle çevrenmiyor. Krişi inanılmaz bir sezon geçirdi bence. Kaysara'yı çok beğeniyorum. Kaysara zaten dün asist yaptı Elia'ya. Kaysara da çok iyi katkı sağladı. Tabii. Ya böyle baktığın zaman abi ortada daha başka bir ya bütünlüklü bir takım ortaya çıkıyor. Belki en potansiyel hücum hattı değiller. Ki hani Vişça'yı ayırarak söylüyorum. Yani Vişça acayip bir adam yani. Orada Kribeli, Dembaba, her sene double var abi. Böyle bir şey yok. Zaten 13 asist mi neye ulaşmış? Son 3 yılın asist, bu yıl da asist kralı olacak gibi gözüküyor. Son 3 yılın asist kralı. Şey içinde hani eğer ben kulüp olarak ya desteklenecek de böyle hani farklı bir yere popoflanacak bir kulüp. Yani çünkü taraftar kitlesi yok. Bir proje takımı hani tebrik etmek lazım. Son derece saygı duyuyorum ama yani yoğun bir sempati beslediğim bir takım değil Başakşehir benim. Ama abi kesinlikle sempati duyulması gereken figürler var. İşte Vişça gibi. Yani ben Edin Vişça'nın bu ligde şampiyonluk görmesini mesela nasıl Pablo Martin Bataş'a şampiyonluk gördü ve lige son derece hizmet etti. Yani Vişça da o karakterde bir oyuncu. Yani Vişça adına sevinirim mesela. Okan Buruk adına sevinirim. Tabii İrfan mesela oyuncular adına sevinirim. İrfan da çok geliştirdi bu sene kendini. Aynen öyle. İşte mesela Mustafa Yeröğüt mesela çok başarılı bir yönetim modeli sergiliyor. Aynen. Tebrik edilmesi gereken insanlar var. Kulüp olarak dediğim gibi Türk futboluna böyle büyük büyük hizmetler yapan bir kulüp konumda değil. Avrupa'daki macerasından ayrı söylüyorum. İnşallah orada da daha iyi yerler giderler. Kopenhagen'ler mi sence Başakşehir? Kopenhagen'ler ama çok kötü kura aldı. United eşleşmesi ne diyorsun? Çok yani ne diyeyim ki abi ama bir en azından orada da mesela İrfan için Okan Hoca için bir sınav olacak. Olmak da güzel bir şey. Mesela Manchester United zorlasa bile hocanın dikkat çekeceğini, işte mesela İrfan'ın Premier Lig piyasasını, Avrupa piyasasını artacağını düşünüyorum. Yani çıkar bir tane 25'ten atar İrfan. Ya da bir iyi top oynar. 2 milyon euro daha katılır ona. Bir duran topta nasıl yaparsın falan. Tabii. İş başka ama yere gider. Ama United da çok formda. Gerçi dün Southampton maçında ama formda hala aynı. Yani çok oyunu domine ettiler ama işler istediği gibi gitmedi onların da. Leicester maçı çok önemli. Son bir cümle söyleyeyim. Enteresan bir şey çünkü Başakşehir etkileyeceği için söyleyeceğim. Puan puanlar Leicester'la şu an. Son maç Leicester United. Çok acayip. Leicester çok kötü durumda şu an ama eğer olur da iki maçını kazanıp gelebilirse yani puan puana gelebilirse United'la son maçta Leicester eğer bu işi bitirirse United Başakşehir'e karşı bambaşka bir maç oynar. Evet, o belirleyici olacak kadro yani, tercihini. Çağlar için Leicester'ı destekliyorum ama Başakşehir için de çok kötü olur o senaryo. Aynen. O zaman bir sonraki bölüme geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım.